Merhaba, Yunus Emre Balcı ben. Kuveytür Katılım Bankası'nda bankacılık operasyonlarında şube iş geliştirme pozisyonunda çalışıyorum. Bölümünde çeşitli analiz ve raporlama çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Agile projede yer alıyorum. Takım üyesiyim şu anda. Günlük iş hayatımda genelde raporlama ve analiz çalışmaları oluyor. Bunun dışında zaten çevik yönetimde yönetilen bir projede ekip üyesiyim. Günlük değillerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Scrum'ı ben online eğitimlerde, kitaplarda vesaire okudum ama farklı katılımcıların, farklı eğitmenlerin gözünden dinlemek güzel oluyor. Farklı bakış açılarını görmek. Çünkü çevik yönetim, agile yönetiminde çok geniş bir kavram. Farklı sorunlara farklı yaklaşımlar üretebiliyor. Bu beni daha çok motive etti. Farklı bir eğitmenden eğitim almak. Katılmak isterdim açıkçası. Zaten takip ettiğim mevcutta katıldığım eğitimler de var. Eğitmen diyebilirim. Katılımcılarla iletişimi, aktif bir şekilde eğitimi anlatması, tüm katılımcıları eğitimin içerisine çekmesi, aynı zamanda eğitmenimizin tecrübesi, hayatla örneklerle eğitimi bağdaştırması, bu şekilde aktarması hoşuma gitti açıkçası. Bir bakış açısı gördüm. Daha doğrusu biraz daha derinleşmiş oldu. Scrum'ın ana odağının insan olduğunu öğrendim. Ya bu bilgiler bana ileride bir tabii Scrum Master olduğumda ekibimi yönlendirmede, ekibimin odağını toplamada büyük etki sağlayacağını düşünüyorum. Evet, gayet net bir şekilde, başarılı bir şekilde sağladığını düşünüyorum. Eğitimlerin dışına çıkıyor bu eğitim. Daha çok sohbet havasında geçiyor. Eğitimci sizden aldığı bilgilerle eğitimi harmanlıyor. Bu da kalıcılık yaratıyor eğitimde. Klasik eğitimden farklılaştığı için yani kesinlikle almalarını öneririm. Eğitmenler olur sanırım. Diğer eğitimler de bu tarz ise aktif bir şekilde tüm sınıfın odağını toplayarak eğitimi kalıcı hale getiriliyorsa en büyük sebebim bu olurdu.